Bugün Vestel kıyma makinemizi açıyoruz. İncelememizi yapacağız. Vestel kendi kategorisinin dışında yani güzel bir makine üretim yapmış. Biz bu ürünü PTT AVM mağazasından siparişimiz ettik. Ve kısa süre içerisinde 2-3 gün içerisinde elimizde oldu. Öncelikle içerisinden çıkan kullanım kılavuzu çelik paslanmaz tarzı. Yine çelik paslanmaz aparatımız ve en son olarak da gövdemiz. Yine içerisinden iki farklı parça daha aparatı çıkmakta. Hepsi o kadar. Yanımıza alalım. Şimdi ürünün teknik özelliklerine baktığımızda motor gücü 2200 watt maksimum 2,5 kilogram dakikada kıyma porsiyon performansı var. 3 farklı boyutta paslanmaz çelik et kıyma diskleri mevcut. İnce, orta, kalın şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Artı iç köfte yapma aksesuarları mevcut. Paslanmaz çelik gövdeye sahip, paslanmaz çelik doldurma tepsisine sahip. İşte burada gördüğünüz gibi. Malzemesi oldukça güzel görünüyor. Yine içerisinden parçaları çıkmakta. Buraları, ittirme aparatları. Ve paslanmaz çelik diskimiz, parçamız. Artık bunların en güzel tarafı çıkartılan malzemelerin bulaşık makinesinde yıkanabiliyor olması. Artı diyelim ki takıldı, piyonuz hareket etmiyor, geri alma özelliği var. Ve kilit fonksiyonu ile kullanım kalitesini sağlıyor, rahatlığını sağlıyor. Kamyayı engelleyen lastikleri mevcut ürün üzerinde. İtme aparatları da çeşitli kademelerde mevcut. Kullanımı kolay olsun diyerekten güzel bir fiş toplama noktası yapmışlar. İhtiyacınız olmadığı takdirde fişi toparlayıp gövdenin altında bulunan noktasını sıkıştırıp kullanabilirsiniz. Böylece yer kaplamasını engeller. Artı lastik olan yüzeyler kaymayı engelleyici lastikler koymuşlar. O da kullanılan yüzeyde kaymasını engeller. Artık şurada kilit mekanizmamız var. Kilit mekanizmamızla sıkıştırıp açabiliyoruz aparatlarımızı. Başlatma tuşumuz, geri alma tuşumuz, artı çalışma göstergesi. Yine disklerimize bakalım. Özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde bu tarz ürünler oldukça kullanışlı bir başlı olacaktır. Bunda ne yapabilirsiniz? Yani bizim asıl alma para amacımız yani dediğiniz gibi kıyma et ürünlerini çekmek artı bununla içli köfte yapabiliyorsunuz. Artı özellikle yazın sonunda annelerimizin yaptığı, hanımlarımızın yaptığı şekilde tarhana gibi kışlık hazırlıklarımızı bunu da yine yapabilirsiniz. Çekebilirsiniz. Size evde büyük bir yardımcı olur. Fiyat performans açısından bakıldığı zaman hani çelik aparatın sunması oldukça güzel. Kullanım açısından çelik faydalı, dayanıklı diğer plastik akranlarına göre. Tabii bütünüyle çelik görmüyoruz. Gördüğünüz gibi şurada plastik olan bir noktası var. O noktası belki ileriki zamanda hani bir problem çıkartabilir. Zamanla sıyrılabilir. Ama sonuçta Vestel sattığı her ürünün arkasında
garantisini vermekte, yedek parçasını sunmakta. Ben kullandığım her Vestel ürününde şimdiye kadar memnun kaldım. İnşallah bu ürünleri de memnun kalarak kullanırım ve Vestel'i kullanmaya devam ederim. Ödemiz. Kilit mekanizması. Yine ekme aparatları. Yine kıyma aparatımız. Yine diğer disklerimiz iki tane. Çelik gövdemiz. Hepsimiz. Parçalarımız bunlar ne var hiç. Birazdan bununla ilgili kullanımına geçelim. Açılışı oldukça kolay. Çevirme sistemi çok kolay. Çevirdik. Disk mekanizmamız. Unuttan parçamız. Yine kıyma aparatımız. Çıkartılışı. Buna dikkat etmeniz gereken nokta, şurada bir çentiği var. Güzel bir nokta hazırlamışlar. Çentiyi de getirerek sokmamız lazım. Onun dışında zorlama yapmayın kesinlikle. Yoksa oturmaz. Ve sistemi arıza verebilir. Yine döndürme diskimiz. Ve bıçaklarımız. İtme kolları. Merdanesi. Yine şu sıkışmayı önleyen lastikler. Dediğim gibi lastikler zaman içerisinde zarar görebilir. Vestel tabii ki bunu düşünerekten yedek parçasına olanak sunmuştur. Yine buradan da gördüğüm kadarıyla vidası var. Vidasında zaman içerisinde incelenen lastiği, zarar gören lastiği buradaki vidayı sökerek değiştirebiliriz. Ama bununla ilgili tabii ki ürün şu anda yedek lastik yok içerisinde. Onun sonrasında zarar gören bir şeyi ya Vestel'den tedarik ederiz veya birebir muadilini bulabilirseniz dışarıdan alabilirsiniz. Aparatımızı takarken dikkat etmemiz gereken dişlilerin noktası. Bakın burada çentikleri var. Geçme noktası var. Yine burada aparatı var. Gördüğünüz gibi geçti. Çeviriyoruz. Ve şuradaki kilit mekanizmasının dışarı çıktığına emin oluyoruz. O kadar. Sonrasında üzerine yerleştireceğimiz şey tepsi. Tepsimizi de üzerine yerleştirdikten sonra bu işlem tamamdır. En güzel tarafı dediğim gibi şurada plastik aparatların hepsi bunun içerisinde saklama aparatı olarak kullanabilirsiniz. Şu anda kullanımımız hazır. Sadece fiş takmak kaldı. Fişimize de takıyoruz. Gördüğünüz gibi uyarı. Evet, şimdi etlerimizi yapmaya başlayacağız. Öncelikle bir iki tane etimizi atalım. Makinemizin başlayalım. Evet, tamam ya, baksana. İşlem bu kadar. Yine daha da ince olmasını isterseniz tekrar üzerine ekleyebilirsiniz.